Sevgili seyircilerim, Luna ile Hayatını Değiştir programıma hoş geldiniz. Bu haftada diğer haftalarda olduğu gibi çok değerli bir konuğum var. Kendisini hem cemiyet hayatından tanıyorsunuz, çok zarif, çok kibar bir insan. Kendisi bir iş kadını, aynı zamanda bir anne, ünlü bir iş adamının da kızı. Evet lafı fazla uzatmayacağım. Portakal Sanat Evi ve galerisinin yönetimini babası Rafi Portakal'dan devralan Maya Portakal bir tergil. Bugün bizim konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar yoğun iş temposu içerisinde bize de zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet, güzel bir söyleşi e, seyircilerimiz için sizlerle gerçekleştirmek Elbet. istiyorum. Evet Maya Hanım. Öncelikle e, şunu söylemek isterim ki babanızın Size güzel bir meslek bıraktı, güzel bir meslek armağan etti. Bu sizin hayalinizdeki meslek miydi? Ee, yani Bayan Luna bir kere e, babam hakikaten benim çok 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 küçük yaşlarımdan itibaren. Evet. Benim mücevher gibi işledi diyebilirim. Hikâyeme. Yani çok küçük yaşlarımdan itibaren annemle galeriye giderdim, müzayedelere katılırdım. Hı hı. Ee, yani bir nevi esasında beynimin bir tarafında hı hı. E, zannedersem hep bu işi yapacağımı e, kendi kendime e, karar vermiş oldum bunları seyrederek, izleyerek, hı hı. dokunarak ve temas ederek büyüdüğüm için. Gözlem önemli değil mi? Gözlem çok önemli ve elbette biraz evvel söylediğiniz gibi babacığımın da başarılı işler yapmış olması bir çocuğu <laughs> elbette e, çok pozitif yönde etkiliyor ve babasının yolundan e, devam, devam etmeyi hayal ediyor ve istiyor <laughs> e, ve babamla beraber çalıştık e, çalışıyoruz çalışacağız inşallah. i̇nşallah. E, ve Yine çocukluğumdan beri yani bir patronun çocuğuymuş gibi bir muamele görmemem için evet. özellikle e, çaba e, harcadı diyebilirim, çaba gösterdi diyebilirim. Yani ben hiçbir zaman e, birdenbire yukarıdan e, zembille e, düşmedim, toz Hı -hı. almayı da öğrendim, gümüşleri nasıl tutulması gerektiğinde çay getirmeyi de, Hepsini. tablo tutmayı da vesaire. E, Bunlar olması gerekenler ama değil mi? Yani mutfaktan yetişmek demek parçası. bu. Evet hayatın bir parçası. Evet. Babanız size nasıl bir rol model oldu? Çok disiplinli. Nasıl bir dünya kurdu? Sizin gözünüzde babanız nasıl bir insan? Jenerasyon farkı var ama çok var tabii çok var ama o jenerasyon farkı bu demek değil ki illa o e, bir önceki jenerasyon olduğu için benden e, daha az yenilikçi anlamını esasında hiç taşımıyor Hı -hı. E, o biraz insanın yapısıyla Hı -hı. E, aklının işleyişiyle dünyaya Hı -hı. bakışı ve vizyonuyla çok ilişkili Hı -hı. bir şey e, babam Rafi de son derece ileri görüşlü e, Hı -hı. hep daha iyi yapılmayanı e, ülkemize getirelim ülkeye e, sanat alanı en maksimumda ve maraton koşucuları gibi hı hı. E, hizmet verelimin e, peşinde koşmuş bir adam bizim kurumun da esasında yazılı olmayan misyonu bu sanat alanında verdiğimiz hı hı. hizmetin e, sürekliliği sürekliliği, e, sürekliliği ve yaygınlaşması hı hı. E, yani bu işin sadece elbette ki ticaretini yapıyoruz ama sadece ticari alanda kısıtlı kalmamak bizim için her zaman dediğim gibi yazılı olmayan bir e, misyonumuzun bir parçası oldu. Ee, beni nasıl yetiştirdi veya nasıl bir Hı -hı. baba dediğinizde de şunu söyleyebilirim. Çok disiplinli, dürüstlüğe müthiş önem veren, kimseyi kayırmayan, çok e, Hı -hı. hakkın çok peşinde, kızıyım diye de e, ve tek çocuğuyum diye de ve işte de başarılı Hı -hı. görmek istediği için elbette evladını bana son derece zor puan veren bir baba oldu. Ee, Kuralları katı mıdır Rafi Bey'in? Evet Zor evet. bir adam mıdır? İş Zordur, aydınca. işinde çok titizdir, çok Hı -hı. mükemmeliyetçidir, hayırı kabul etmez ee, ama bunun çok yararını işimiz çok gördü. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla da hani ben de... Ee, mükemmeliyetçilik belki özel hayatlarımızda e, doğru bir yol olmayabilir. <laughs> Bizi çok mutlu etmeyecek bir yol olabilir. <laughs> ee, özellikle kadınların dünyası için bunu konuşabiliriz. <laughs> Ama iş hayatında zannedersem azla yetinmemek, en iyi yapabilmek, <laughs> kendinle yarışabilmek gibi <gülüyor> <gülüyor> e, meselelerde e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle bir babayla beraber e, büyüdüm. Büyük Pikir bir şans benim için. Evet. Fikir ayrılıklarınız oldu mu yetiştirirken sizi? Kabul etmek istemediğiniz, size ters düşen yanları oldu çok, mu? Çok. Nasıl çözüm yolu bulup ortak noktayı buldunuz? Şöyle beni hep doğru e, sunu söylemek gerekirse e, bir kere annemin buradaki <laughs> e, gözükmeyen ama e, melek dokunuşlarını, <laughs> sihirli değneğini gördüm. E, hissetmemek görmemezlikten gelmek imkansız ee, birçok ailede olduğu gibi o anneler esasında her şeyi çekip çeviren varlıklar Tabii. oluyorlar ee, anneciğim o bizim aramızdaki dengeyi... bulmakta e, bize çok çok yardımcı oldu hem de hiç söylemeden hiç fark ettirmemeye çalışarak ee, ama şöyle beni her zaman büyük ya tırnak içinde büyük adam yerine koydu diyebilirim yani Babanız. sen e, babam yani çok sen güzel. çocuksun sen bilmezsin sen ee, daha dur bakalım demedi. Hı -hı. Hep Hı -hı. ay kızım genç ne düşünür, genç ne der? Sen aman muhakkak e benimle paylaş. Kavga etmedik mi? Çok kavga ettik. Etmiyor muyuz? Ediyoruz. Tabii, her ee, ailede olduğu gibi. Her ailede olduğu gibi ve her işte olduğu Gidi. gibi. Evet. Ee, ama bana hiçbir zaman ben büyüğüm. Ben, benim Hı -hı. iş yerim, benim patron. Ben ben ne istersem onu yaparım demedi. Demedi. Ee, bu esasında hem ee, nasıl söyleyeyim hem Middle East e, hı ülkelerde hı. hem de e, jeopolitik bizim olduğumuz civarda çok yaklaşılan bir baba politikası değil. dolayısıyla Baba rolü de değil. O yüzden hani bana o hakkı varoluşu varoluş hakkını e, kendi mesela. yarattığı e, iş e, hı hı. yerinde sağ olsun bana gösterdi. Bu önemli değil mi sizin açınızdan? Sizi o şekilde davrandığında hoşunuza gidiyor muydu? Yani birey olarak sizi kabul etmiş. Çocuk muamelesi görmüyor, kendi seviyesine çekiyor. Esasında çok Ve akıllıca. Çünkü gelişiminizi nasıl etkiledi Bence bu durum? çok iyi etkiledi. Özgüveniniz geldi değil mi? Ee, bir durumda. özgüven meselesi çok önemli. Ayrıca bence işin akışı içinde son derece hı hı. akıllı bir strateji yürüttü. Evet. Yürütmüş veya bu böyle davranan insanlar yürütüyor diyebilirim. Çünkü o zaman size bu hı. sorumluluğu verdiğinde... Hı hı. E ee, siz belki de o çocuksu inadınızı bırakmanız gerektiğinin farkına varıyorsunuz. Çünkü evet. o size sen çocuksun, sen bilmezsin, sen dur, dur ben bilirim Hı -hı. dese belki tutturmaya devam edeceksiniz. Ama sen Peki kızım bir düşün hakikaten böyle düşünüyorsan bak böyle devam edelim deyince ya bir dakika ben bu kadar emin miyim? Yani evet. ben hani bu da karşımda koskoca bir adam bir işte 50 yıldır bu işi yapıyor evet. hani bir de üçüncü jenerasyon O bu evet. işte. Hani acaba ben hakikaten bu kadar emin miyim diye kendinize daha büyük bir sorumluluk yüklemiş oluyor hmm. esasında. Dolayısıyla çok ben akıllıca çok akıllıca çok yani akıllıca. iki tarafı da evet. Çok evet. zekice bir tutum. Evet. Aslında evet. bu bir tricky yani. E, biraz bir Hiçbir şey kalabilir aynen evet, kesinlikle <laughs> ama bunun hakikaten çocuğun e, yetişmesinde çok büyük rolü olduğuna inanıyorum. %100. Bu tarz babalar veya bu tarz ebeveynlerin e, bu tutumları hakikaten sevgili seyircilerim çocuklarınıza çocuksun sen bilmezsin dur bakayım daha işte hep denilir ya on fırın ekmek yemen lazım bu muameleyi yaptığınız zaman sonuçlarının üzücü olarak size döndüğünü görürsünüz. O anda da alırsınız nefret duyguları oluşur. Bunlar hep çevremizden biliyoruz. Çok. Katılıyorsunuz bana Hem de bana, nasıl nasıl agresif bir çocuk falan bu tip şeyler Yapıcan olur. Yapacağı varsa bile yapmaz. Evet. Ama bir şekilde ona e, seviyesine indiğiniz ve seviyenize çektiğiniz zaman Doğru. artıları çok fazla olur. Dönüşümleri çok olur ve rol model olursunuz. Ben buradan Maya Hanım'ın ailesini gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> Sağ olun ee, teşekkürler. Olması gereken de normalde budur. Normal şartlarda budur. Madem ki bir çocuk yetiştiriyorsunuz, o misyonu üstlendiğiniz zaman rol model pozisyonunda, rol model anne olmak hiç de kolay değil. Bu vasıflarda olmanızı hatırlatmak isterim. Doğrusu budur. Ha doğru bir tanedir ama bunu yaptığınız takdirde olumlamalar gelir. Çünkü o beyinler, o 3-5 yaş çocuğun gelişim yaşları her şeyi rekord ediyor. Hiçbir şey unutmuyor. Tabii sünger ki. gibi. Papağan gibi deriz evet, ya. Her şeyi çekiyor, çekiyor, emiyor. Görsel fotoğrafları da çekiyor. Hapsaya yerleştir. Unutulmuyor. Bakın kendimden örnek vereyim. Beş yaşında ne giydiğimi hatırlıyorum. Hepsini mi hatırlıyorum? Hayır, Hayır değil. Tabii. Bazı kareleri hatırlıyorum. Dolayısıyla iyiliği de hatırlıyorum. Kötü muameleyi de hatırlıyoruz çevremizi. Bunlar unutulmuyor. Bir kim oluyor? Bir şekilde bunların size ileride dönüşümü olur. Başarının altında yatan da Kesinlikle ebeveynlerin çocuklarına davranışlarıdır. Ve tekrar ediyorlar, değil mi evet, Bayan Luna? Yani, kesinlikle. E, bir şekilde belki 30 sene sonra, belki 20 sene sonra, evet, e, kendi çocuklar bunu tekrar gördüklerini tekrar gördüklerini ediyorlar. Gördüklerini tekrar Dolayısıyla ediyorlar. Dolayısıyla söylemek esasında bir mesele değil. O çünkü gördüğünü tekrar ediyor gördüğünü esasında. Gördüğünü tekrar ediyor. Anne babadan aldığını, hatta kelimeleri bile tekrar ediyor. Evet. E, yani çünkü ilk eğitim ailede verilir hep ben onu söylerim. Okulda bazı şeylerin eğitimi olmuyor. Çocuk ailede yetişiyor. Anne evet, baba tabii. onun için çok önemli. Tabii ki. Annem bunu yaptı demek ki doğrusu bu. Babam böyle davrandı demek ki doğrusu bu. Anne baba ilişkileri özellikle çocuğun karşısında olan. Yani bunlar mutlu bir çocukluk Bunların temellerini oluşturuyor. İleride yapacakları seçimleri etkiliyor. Kesinlikle. Zor iş anne hani baba bazı olmak. Bazı kızlardan ya kız çocukları babam gibi bir adamla evlenmek istiyorum. Tabii. Onun vasıflarını taşısın. Veya onda gördüğü muameleleri hep aramaya çalışır. Ama e, biz hep diyoruz ki insanların kendine has e, kişilikleri ve e, alışkanlıkları, tarzları oluştuğu için... Bir başka bireyde aynı şartları aramak biraz <laughs> e, doğru değil gibime geliyor. Tabii yani, yani olmamalı. Olmamalı da. Olmamalı. Olma farklı bir kişilik, farklı bir görsellik olmasını tercih ederiz. Peki dört nesil siz dördüncü nesilsiniz. Evet. Biraz bundan bahsedelim mi? Tabii ben dördüncü nesilim 35 yaşındayım. Oo. Evet. Artık tam böyle ee... olgun yaşlar. Aynen öyleymiş öyle Aynen. diyorlar. Daha Olur. kendimizi tanıdığımız, ne istediğimizi bildiğimiz. Aynen ben hep de derim kişiliğin oturduğu yaş, 35'li yaşta. Evet ve e, kendimize daha barışık olduğumuz... Hı -hı. E, ben de şanslıyım çok şükür ben de bu yaşımda böyle hissediyorum daha kendimi tanıyorum eksiklerimi biliyorum kendimi tanıyorum dediğim hani kendi olduğum halimle çok memnunum anlamını taşımıyor bu sadece Hı -hı. kendimi biliyorum eksikliklerimi biliyorum onlar için ne yapmam gerektiğini kapı çalmasını Hı -hı. iyi bilen cinslerdenim ee, dördüncü jenerasyon büyük bir sorumluluk yani bu hı hı. esasında bizim işimiz e, müzayede platformlarında ve e, hani bir show business gibi gözükebilir evet. Bilmeyene özellikle Bilmiyorum. yani vitrin esasında vitrin. bu e, ama elbette onun alt mekanizması son derece çetrefilli çok detay e, barındıran e, çok bilgiye ihti ihtiyaç evet. duyulan çok önemli ve iyi isimlerle devamlı iyi doktorlarla çalışmak gibi bir zorunluluğumuz var hı hı. İnsan ilişkisi Elbette bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla ben de mutluyum. Ülkemizde 1914 yılında kurulmuş büyük dedem tarafından. Ee, ben de dördüncü jenerasyon olarak dediğiniz gibi e, babamla beraber çalışıyorum Mükemmel. ve hizmet vermeye uğraşıyoruz. Ee, i̇yi işler becermeye e, özen gösteriyoruz. Evet. Ee, böyle bir yolun e, başındayım diyeyim hala. Olsun olsun. Bu bir ekip çalışması değil mi? Hem de yani nasıl? Yani iki kişiyle olabilecek babanız ve sizden ibaret değil bu. Böyle sanat bir şey olabilir mi? Kişi, Hem tabii. de hiç 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 yani söz konusu olamaz. Elbette biraz Hı -hı. evvel dediğim gibi işin show business'ında vitrininde Hı -hı. E, böyle bir hani e, böyle fokuslanınla bilinir ama onun alt mekanizmasında Hı -hı. Hı -hı. çok önemli eksperler var. Çok önemli restoratörler var, çok önemli e, bizimle beraber çalışan e, ekip var. ekibimiz var. Ee, bunlardan bir tanesi Fatoş Türkmen ee, Hı -hı. 32 senedir babamla beraber çalışıyor. Binek Benim olarak. de hani hakikaten ailemin bir parçası ee, evet. aynen ee, öyle insanlar çalışıyor ki ha hakikaten bir aile oluyorsunuz. Aynen. Bir kere böyle bir şansımız evet. var çok uzun senelerdir bizlerle beraber çalışan insanlar var. Bunun dışında Hı -hı. E, katalog yaratıyoruz, yapıyoruz. Ee, bu katalogları yaparken yine en önemli tasarımcılarla yan yana Hı -hı. geliyoruz. Ee, çoğu zaman e, dünyadan eksperlerle beraber çalışıyoruz. Yani Hı -hı. bir Ayvazovski tablosu için dünyada Hı -hı. en önemli iki eksperden bir tanesiyle çalışıyoruz. Hı -hı. Dünyadaki müzayede şirketleriyle her zaman ve birçok departmanıyla dirsek teması içindeyiz. Süper. Ee, çok fuar geziyoruz, Art Basel'e gidiyoruz. Tefaf Masrişe gidiyoruz. Yani durmak yok durmak bizim mesleğimizde yok. de yenilikçilik. E, yenilikçilik. E, hem koleksiyonerlerden her zaman bilgi <laughs> olarak e, onları tatmin edici bilgiye sahip olmalısınız. Tabii. E, doğru yönlendirebilmek için dünyanın nabzını tutmak, tutmak zorundasınız. Evet. E, böyle bir sürü e, mesele. Mesele. Peki bunları yaparken. E detaylar yormuyor mu size? Detaylar yorucu olur diye düşünüyorum. Detaydan beslenir hale geliyorsunuz. Çok yani güzel. evet, detaydan e, beslenmek. Detaydan beslenmek çünkü o minicik detayla fark yaratıyorsunuz ve o farkı Hı -hı. yarattığınız müddetçe sizin Hı -hı. kurum kimliğiniz korunuyor. Korunuyor ve güçleniyor. Ve güçleniyor, güçleniyor. ve unik e, oluyor. E, özgün kalıyor. Dolayısıyla o Tabii. detaylardan beslenmek ve o detayların peşinde koşmak esasında bizim bir nevi kampçımız. Güzel. Peki örnek aldığınız yerler var mı? İşte Avrupa'da, Amerika'da orada böyle yapıyormuş. Biz de bu yeniliği ilave edelim Yenilikçi yüzde %100 yenilikçiyiz ve Neler insan ilişkisi. E, bu işlerinizi. sene ne yaptık? Ee, bir kere... Neleri baz aldınız başka e, yerlerden? Bak orada böyle yapıyorlarmış bu ayrıntıyı da biz bizde de olsun. Neleri örnek alıp uyguladınız ya da uygulama durumundasınız? Bir kere şöyle yani tamamen bir şeyi hop oradan alıp buraya e, kopyala yapıştır gibi bir Olmaz. şey söz konusu değil. Çünkü Tabii. burayı tanımalısınız, buraya uygununu esasında siz yeniden, yeniden yaratmalısınız. Belki Tabii. bir yerden esinlenmek hmm. e, ve e doğru ilişkiler sayesinde doğru mesajları Hı -hı. alıp onları e, buraya uygulamak mühim. Tabii. E, ama bir yerden bir şeyi hop alıp buraya koymak tabii çok yanlış sonuçlar çok da yanlış verebilir. Sonuçta. Ama çok kısaca ne yaptık? E, Son 3-5 senedir yaptığımız birikim, minik, kadınsı dokunuştan Gerçekten. bahsedeyim. Evet. Ee, sanatçıların yarattığı Hı -hı. büyük dev heykellerin, Hı -hı. E, küçültülmüş versiyonlarının ve mücevherleşmiş hallerini düşünün. Mark Quinn gibi, Damon <laughs> Hearst gibi, Anish Kapoor gibi dünya uluslararası Hı -hı. çağdaş sanatın babalarının. Hı -hı. Bu içinde bulunduğumuz büyük stüdyo gibi evet. büyük heykellerinin, küçülmüş hallerinin mücevher hallerini buraya getirdik. Süper. Ee, çağdaş e, işlerde böyle bir şey yaptık ee, ve bir de e, yine kadın tarafından konuşacak hı hı. olursak e, bir, bir iki kere çanta müzayedesi yaptık. Ve bayan Luna bunları yapmamızdaki temel mesele de şuydu e, kendilerini sanata yakın hissetmeyen hı hı. bize gelmekte ya ben ama hiç de tablo almadım bugüne kadar alamam ben çok da ilgimi çekmiyor bilgim hı hı. de çok yok kendini rahat hissetmeyen. Hı. Ee, onları alıştırmak. Onları Onların... onlarla tanışıp onlarla bir ilişki kurmak adına ve ön yargılarını yıkmak. Yıkmak ve evet. bizim esasında dokunulabilir bir yerde e, durduğumuzu hissettirmek için bu mücevher ve çanta meselesini yaptık. Güzel akılcı. <laughs> <laughs> akılcı. Evet. 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 İyi de sonuç aldık. Yani bu dediğim gibi hemen efektif e, bir eser satışı için değildi. Bu bir esasında bir nevi algı operasyonu. Algı operasyonu. Sanatla insanların kendine bir köprü kurup daha yakın hissedebilmeleri Neyse. için bir minik çalışmaydı. Çalışmaydı. Nasıl bir sonuç aldınız bundan? <laughs> Çok iyi. Yani birçok insan bize dedi ki ya ne kadar esasında burası sıcakmış, çok Biz rahatmış. Daha önce gelseydik. Evet, Biz anne daha sohbetiniz saygı. ne hoşmuş. Evet, ee, evet. yani esasında böyle hani alışık olmayan insan için tabii nasıl e, müze fuar gezmekte ilk etapta kolay değilse e, bu da böyle bir şey. Ya yani algılamak zor, hangisine bakacağını şaşırır tabii. Yani evet. onun gibi çünkü e, hem sizde galeri var. Ee, sanat galerimiz var, evet. hem müzayede var, Evet ee, hem antikalar var. Evet. Ee, i̇lginin hangi alana dağılacağı geniş bir yelpazeniz var doğru Dolayısıyla e, durum böyle ama başarılı e, sonuçlar aldığımızdan, evet evet evet, evet. çok evet. iyi feedback aldık. Evet, evet. Ee, Sevgili Maya Portakal, e, bu bu haftaki programımız sizinle e, süremiz fazla kalmadığı için bir sonraki hafta devam etmek istiyoruz sayın seyircilerim. Maya Portakal bir ile olan görüşmemiz, sohbetimiz bir sonraki hafta devam edeceğiz çünkü süremiz kısıtlı kaldı. <laughs> ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler çok geldiğiniz mersi. için ben teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.